bütün aktif milletvekiller için söylüyorum, bütün muhalefete dahil olmak üzere. Aktif milletvekiller arasında baylo kullanan hiç kimse tespit şu anda söz konusu değil. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli CNN Türk yayınında açıkladı. Şu an için aktif olarak baylo kullandığı tespit edilen bir milletvekili ya da bakan yok dedi. Eskilerden var, onlarla ilgili gereği yapılıyor. Teşkilatlarda var, gereği yapılıyor. 300'den fazla AK Parti teşkilatlarında FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilmişlerdir. Canikli, ana muhalefet dahil siyasi ayak konusundaki iddiaları gündeme getirenlere de seslendi. İddia edenler varsa lütfen bu bilgileri aktarsınlar, kamuoyuyla da paylaşsınlar. Yani doğruysa, ellerinde hakikaten o noktada bilgi, doküman varsa biz de memnun oluruz. Anında gereğini yaparız. Altını dolduramıyorlar. Başbakan yardımcısı 15 Temmuz'un arefesinde FETÖ hala devlet içinde bitirilemedi açıklamasını da yaptı. FETÖ terör örgütü tamamen bitirilemedi. Bilinenlerin tamamını tasfiye ettik. Terör örgütüyle bağlantısı ve iltisakı olduğu, kurallara uygun bir şekilde tespit edilenlerin tamamı ihraç edildi. Ama bu örgütün çok özel uyguladığı, çok başarılı bir şekilde uyguladığı bir yöntem var. Kendini gizleme yeteneği inanılmaz üst seviyede. Belli amaçlar için hiçbir şekilde iz bırakmayan özel kripto elemanlar yetiştirmiş ve yerleştirmiş. Kripto. Bilmiyoruz bunları. Canikli, kriptoların devletin kritik noktalarında olabileceğini de vurguladı ve o hal kalkar mı sorusuna da tehdit sürüyor yanıtını verdi. Biz aslında yeniden bir milli mücadele yürütüyoruz. TRT Haber'de konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işıksa yeni ihraçlar olacağını açıkladı. Sadece devletin içinde değil, TSK'da da temizliğin süreceğinin altını çizdi. Yüksek Askeri Şura'da terfi sırası gelenler açısından da bir değerlendirme yapılacak dedi.